Doğru okudunuz ve doğru gördünüz. Wano'ya biri geldi. Kim mi geldi? Karasakal? Olamaz. Akainu? Olamaz. Veya Shanks mi? Olamaz. Fazla heyecana gerek yok. Videonun devamında bu karakteri açıklayacağım. Ölenler de var. Gerçekten beklemediğim ölümler gerçekleşmiş. Ve bunun hakkında da konuşacağız. Ve Wano'nun geleceği hakkında da bu spoilerleriyle konuşabileceğiz. Yani efsane bir spoiler sizi bekliyor. Sonuçta boru değil. İlk post Wano Ark'ın spoilerı bu. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Size o karakteri açıklama, ki gerçi açıkladım mı neyse. Gelsin size introdan sonra spoilerler. O değil de metini yazınca bir şeyi fark ettim. Sayenizde 30.000 abone olmuşum ve hayalimdeki 31.000'e şuncacık kalmış. Elinize kolunuza poponuza kuvvetse bu video ile bunu da başarırsak çok ama çok sevinirim. 31.000 abone benim için ne demektir? Nedir cevap? Yaramın başı. Şimdi bu efsane gelen kişiye geçmeden ilk bir diğer olaylara bakalım sizinle. Bölümün adı Yeni Sabah olacak ve cover page'te Germa'yı ve Caesar'ı görüyoruz. Herhalde kurtulduktan sonra Caesar ile karşılaşacaklar. Ben şahsen böyle tahmin ediyorum. Caesar Vinsmoke Judge ile beraber yola çıkacak. Yani beraber Germa ile bir ittifak kuracaklar gibime geliyor. Hani sonuçta bunlar eskiden de tanıdıktı ve Caesar'ı başka hiçbir yere konduramıyorum bu hikayede. Şöyle de düşünürsek finalde Germa desteğe geleceğini var sayarsak Caesar'ın da böyle desteğe geleceğini hesaplayabiliriz. Sonuçta Caesar bir pislik, haklısınız ama Vinsmoke Judge da bir pislik, yani uyumlu bir destek olur yani. Sonrasında Zuneşa sınırların kapalı kalacağını söylüyor ve ondan dolayı gittiğini öğreniyoruz ve şöyle bir şey demeliyim, ya bize ne, gelelim mi şu gizemli karaktere. Neyse gelmeden bir bilgi daha var. Hawkins bir ara birinin %1 hayatta kalma şansı olduğunu demişti, hatırlarsınız belki. Ve o kişinin kim olduğunu da bu bölüm öğreniyoruz. Bu kişi kendisiymiş. Adam bildiğin kendi sıçmasını öngörmüş ve her şeye rağmen ben karakterliyim, ben gururluyum, ben ihanet etmem demiş. Ya sormadan edemeyeceğim de la oğlum, senin olmayan gururunu buradan ta Skype'ya kadar sevsinler. Ya sen değil miydin Kit ile grup yapıp Big Mama dalacağız diyen ve sonra da Kaido'yu karşısında görüp altısına sıçıp da aa dur ben taraf değiştireyim diyen kişi? Ha bu ben miydim sen miydin? Şimdi ne gururundan bahsediyorsun bize orada, yani ben onu anlamış değilim. Hatta şöyle diyeyim, yanlış hatırlamıyorsam bu kartları Kaido karşılarında çıktığında da yapmıştı ve orada da yanlışım yoksa da sonuca varmıştı. Hani ben burada sıçacağım, en iyisi ben taraf değiştir. Yani burada bu hareketi yapıp burada gurur moduna girmesi... Hani biri de yani %1 ölmedin. Abi ölsen de olurdu. Hani kimsenin ihtiyacı da kalmadı. Ya bilmiyorum, çok fonksiyonsuz kaldı gibime geldi ama unutulmasına rağmen Oğuzhan'ın bunu açıklaması da bence hoş bir detay. Bu sahneden sonra da 7 gün geçiyormuş. Ve 7 günün sonunda Wano'nun geliştiğini görüyoruz. Sonra da Apu ve Inbi'nin ittifak kurduğunu öğreniyoruz. Bu ikili neyi kursa kimsenin umurunda olmaz. Hani Inbi artık adını bile bilmiyordum. Unuttuğum gerçekten bir karakter. Apu ile ittifak kurmuş. Hani kimin nesine, neyin nesine, neyin kafasıyla siz neyin peşindesiniz diye soruyorum. Açıklaması yok. Herhalde bir açıklaması olacak gibime geliyor. Çünkü yani bu iki o kadar önemsiz ki bunu normalde not etmene gerek yok. Yani hikayede bir kısmı olmasa bile olurdu bu ikilinin. Bir beklenti içine girmedim desem yalan olur. Peki şimdi bu kadar konuştum. Bu Wano'ya gelen karakter kim? Kim abi bu abimiz? Neyse. Ona geçmeden iki konu daha var. Birincisi ölenler açıklanmış. Evet. Ölen kişiler şöyle. Ashura Doji, Izo ve Maha ya da Maya. Maha'yı merak edenlere şöyle diyeyim. Hani şu artist gibi Luffy'ye dalan, Kaido'yu sinir eden ve oradan kim vurduya giden ajan abimiz var ya, aynen kendisi, Allah rahmet eylesin. Hani şöyle bir şey de eklemeden edemeyeceğim. Yansın sigaralar cool abimize. Çünkü gerçekten ölüm şekli şekildi. Hani Pel, Lola'nın babası, Kinemon, Kanjuro gibi birkaç karakter bu abiden ders almalı. Öleceksen böyle öleceksin. Hani öldüm moduna heyecan yaratıp sonra ben ölmedim demeyeceksin. Ondan dolayı Maha'ya nur içinde uyusun. Şahsen ben iyi bilirdim kendisini demek düşer. Izo'nun ölümüne de şöyle bir şey eklemeliyim. Bana biraz şey gibi geldi. Ya buradan bir iki karakter ölsün, kocaman bir savaş. Ah dur Izo'yu alalım, sonuçta adam yaşamış görmüş gibi. Hani aradan seni seçtim gibi bir şey oldu yani. Gerçekten o kadar gerek var mıydı? Kinemon'u tercih eder. O sahneden özellikle şu beli kırıldığı sahneden sonra Kinemon'u tercih eder. Bir de Ashura Doji. Bu arkadaşı Jack zamanında yenemiyordu adam akıllı. Kanjuro bunu nasıl öldürdü? Ben halen rağmen çözemiyorum bu olayı. Tam öldüğünü biliyorduk da hani düşündükçe saçma demekten başka bir şey de aklıma gelmiyor. Bir de burada merak ettiğim şu, bu 2-3 karakter açıklandı da hani Big Mom, Kaido, Orochi, Kanjuro'ya ne oldu? Bu açıklanmadı. Şimdi diyeceksiniz öldüler de abi açıklanmadı. Hani diğerleri açıklandı, bunlar da açıklansaydı keşke. Ve yaşadıkları açıklansaydı artık, neyse ne. Sonra da Yamato'yu tayfe ile görüyoruz. Komik sohbetler gelişiyormuş ve halen Yamato olayı da kesin değil. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Yamato katılacak gibime geliyor ama bu Oden takıntısını aşarak katılacak. Yani bunsuz katılmayabilir de ihtimali halen var. Çok küçük bir ihtimal geç. Çünkü ben yani çok eminim katılacağına. Ama bu olayı aşmasını bekliyorum yani. Luffy'den bu tavrı bekliyorum ona karşı. Ha, bir de fan servis oluyormuş. Şimdi fan serviste ne olacağını diyeceğim. Namus bekçilerimiz de yazacak bir şey. Ben demiyorum. Hani o da bir şey çizecek oraya. Neyse, ben tek bunu dedim. Sonra şimdi bana yüklenmeden hani o da çiziyor, biz suçlu oluyoruz ya. Gelelim şu en merak edilen konuya. Kim geldi? Söyleyeyim mi? Bir karakter gerçekten Wano'ya geliyor. Evet, uzun zamandır bu anı bekledik. Evet, bekledik. Beraber bekledik. Ben kendim de bekledim. Siz de bekledin. Bu karakter Wano'ya geliyor. Ve inanın kalbinizi durduran, yok artık dedirten bir karakter olacak. Evet, açıklıyorum. Wano'ya gelen karakter... Wano'ya gelen karakter... Hazır mıyız? Seher vakti! Vakit tamam! O geliyor! Amiral Grimble! Geliyor! Evet, doğru duydunuz. Bir Shanks gelmiyor. Evet, kusura bakmayın, biraz clickbait oldu. Ama hani şimdi Grimble'u da koyarsam hani böyle bir pat gibi ortaya çıkacağı için mecbur böyle bir yol yaptım. Hani bir de çok bilmiş, spoiler yemek istemeyen arkadaşlar için de spoiler vermemek açısından. Neyse, şimdi buradaki soru şu. Ryogoku veya Amiral Grimble, ben Amiral Grimble demeyi tercih ediyorum, Wano'ya geliyormuş. Şimdi 7 gün geçtiğini de düşünürsek şöyle bir fikre kapılıyorum. Cypherpole'lar savaşın bittiğini aktarmıştır ve o andan itibaren Grimble yola çıkmıştır. Yani Grimble adaya ayak bastı, basacak. Benim için sonuç budur. Yani bu 7 gün sonrası geldi gelecek gibi. Ha, şimdi varınca ne yapacak sorusu da hani böyle bir kafalarda yanıyor. Bana sorarsanız birkaç ihtimal var. Ama ihtimallere geçmeden Zoro'nun babası Amiral Grimble mu diye bir teori videosu yapmıştım. Benim ürettiğim bir teori değil, yanlış anlamayın. Ben çevirdim zamanında. Bu videoda da şöyle bir şey deniliyordu. Amiral Grimble Wano'dan, yani Wano ülkesinin bir bireyi. Grimble'un gelmesi bu teoride de yani beklenen bir sondu, ondan dolayı gerçekten çok merak ettim. Bu videoyu sona da ekleyeceğim bu arada ama olur mu olmaz mı o konuya girmeyeceğim. Teori videosunda ona bakarsınız bu videodan sonra. Şöyle bir şey diyebilirim. Ryogoku adaya gelecek. Kaido ve Big Mom yaşıyorsa onları toplayacak. Bu kesin. Yaşamıyorlarsa Luffy'yi hedef alacak ama Luffy ve bizim tayfa kaçacak. Kaçmalı. Başkası bence biraz saçma olur. Şimdi niye saçma olur diyorsanız bakın şöyle bir olay var bana sorarsanız. Ryogoku Kaido'dan daha güçlü bir karakterdir. Yani zaten bu güç dengelerini bozdu o da. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Amiralların üstünde konkolar vardı. Ama bu güç dengesi bana göre bozuldu. Amirallar bir Kaido ile eşit yakın güçte olmalı. Yani şöyle diyeyim size. Ryogoku en basit örnek. Bir King gücünde ise niye katsın bizim tayfa? Kaçmasına gerek yok. Yani mecbur çok güçlü olmalı ki tayfa katsın. Ha, şimdi çok güçlü olursa saçma olan diyenleriniz olacak. Size şöyle bir açıklamayla geleyim. Eğer ki bu karakter o güçte değilse tayfanın kaçmasına gerek yok. Direkt bugün amiralları çökertti. Çökertmeyeceğini bildiğimiz için de çok güçlü olmalı ki yani bir yenilen karakterden sonra yeni gelen karakter ondan daha güçsüz olması da çok saçma olur. Yani hikaye yazış açısından. Ondan dolayı ben net bir dilde Ryogoku'nun çok ama çok güçlü olduğunu diyorum size. Kaido gücünde. Kaido Big Mom seviyesindedir. Bu arada Yonko seviyesi dedim mi? Karasakal, Shanks ve beyaz sakalı biraz ayrı tutmak zorundayız. Ama sonuç olarak ben böyle bir şey bekliyorum. Şimdi ne olacak? Dediğim gibi bunları paketleyebilir. Luffy'leri paketlemeye çalışır. Bunlar kaçar. Orada Momonosuke olur ki bu Momonosuke'nin ve orada o kadar insanın olmasından dolayı Ryogoku belki saldırıya geçmez. Yani orada Wano'yu ele almaya çalışma olayı vardı. Yapamaz. Yani olmamalı bana sorarsanız. Olacağına daha önce bir Luffy bir savaş yaşar ki bence o da olmaz. Yani burada gerçekten büyük bir sahne dönecek. Bana sorarsanız bunlar adaya giriş yapmaya çalışacak. Luffy'ler tepkisini koyacak ve sonra kaçacaklar. Ve Ryogoku Wano'yu ele alamayacak. Yani amiraller alamayacak ve Luffy Wano'yu kendi elinin altına alacak. Benim mantığım buraya gidiyor. Doğru mu yanlış mı? Bakacağız ne çıkacak. Ama gerçekten hani bu tarz bir şeyi bekliyorum. Ha, bu olaylar hakkında çok konuşabiliriz ama ben fazla abartmama gerek yok. Çünkü hani gelecek mi, görecek mi, ne olacak? Big Mom ve Kaido'yu aşağıda bulup sadece götürecek mi? Unutmayın, Big Mom'ın halen tayfası piyasada yok. Yani bunlara karşı da tokuşabilir. Tokuşursa yenilir demiyorum ama güç kaybedebilir belki ve onları tek hamlede gömebilir. Yani gerçekten çok ihtimal var. Büyük ihtimal chapter spoiler kadar heyecanlıysa buna bir özel video gelebilir diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi 31.000 abone olmak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Eğer bu video abone olmanıza sebep olacaksa abone olun. Değilseniz de abone olun, 31.000'e yaklaşalım. Geçelim, çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Dediğim gibi video sonuna özellikle o Zoro'nun babası Grimble teori videosunu ekleyeceğim. Çünkü uyuşan birçok nokta var. Yani merak uyandıran gerçekten, özellikle Wano'dan olmasına dair. Eski bir video ama gerçekten güzel bir video. İkincisi de One Piece Parodi 6'ya ekliyorum. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Yayın yanı 1-2 hafta oldu. Neyse arkadaşlar, ben kaçar ve hoşça kalın. Jogo